Selamlar herkese. Bobica'da 75 ekran televizyonla Valorant oynayacağız. Challenge serilerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer içeriği birazcık büyüttük. Bunun bir tık üstü sanırım projeksiyon olabilir. Orada bir kameramız var. Arkada POV kameramız var. Klavye mouse'umuz, mouse'umuz burada. Mikrofonlarda biri burada, biri önümde olacak. Hazırsanız geçelim. Birazcık zor olacak öyle bak şimdiden söyleyeyim. Çünkü ekran büyüdükçe kontrol gittikçe zorlaşıyor. Ama konumuz challenge olmayacak zaten. Biliyorsunuz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazırsak. Bu arada çözünürlük değerlerini şu şekilde göstereyim. 60 Hz'de ondan da bahsedeyim. Ha var bu arada. Ondan oh be ablacığım. Geri dön abla, abla, abla geri dön abla, abla. Ayakta kalan son oyuncu. Oğlum ne oldu lan? Herkes öldü. Gözlerini kapatalım. Tamam beni tek bırakmayın ben korkarım. Spike'ı düşürdüm. Arkadaşlar çok 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 zor. Mouse dönmüyor. Hassasiyeti biraz arttırmam gerekiyor sanırım. Ama aşırı zor kontrol etmek. Sanırım bronz taklidini daha iyi bir senaryoda yapamazdım. Yemin ederim mouse çevirişinden bile orijinal bir bronz taklidi gibi olduğum belli oluyor. Aldım Spike'ı. Dur tahmin edeyim arkamda adam var. Aa yokmuş. Ha bunlar çıkamam mı buradan? Ulti bassam ne olur? Bence çıkarım ben buradan ya yavaşça sanki sonrasında. Valla denemekten zarar gelmez gibi hissettim ama. Biraz riskli olacak galiba. Biri window'da. Bronze taktı gibi. Aynen böyle. Tamam. Güzel. Arkaya dikkat. Mouse'u sinsice çevireceğim. Yavaşça buraya doğru geldim. Görmedim. Tekrardan dönüyorum. Baktım etrafa. Yok. Window'da muhtemelen. Window'da. Window olduğunu düşünüyorum. Ama A'ya da gidebilirler. A'ya taktiklerini almışlar. O zaman hemen şuradan radyan taktiklerden izlediğim buraya çıkma taktiğini uygulayıp oradaki adamları vurmaya çalışmam gerekiyor. Vuramadım. Bir düşman kaldı. Evet takım arkadaşım dengesini bozduğum için vurmayı başardı. Derken ben o sırada A'ya doğru ilerliyorum. Jet'in nerede olduğunu bilmiyoruz. Smoke, Spike, Radiant tamirlerim. Spike'ın üzerine smoke atarsak rakibin bizi rahat ateş edemeyeceğini, bizim de onu ateş ettiği zaman vurabileceğimizi söylüyordu. Şimdi biz bu maçlardaki klipleri yayıncılara izleteceğimiz için elimizden geldiğince çok böyle hakikaten tamamen bir bronz havasında oynamamız gerekiyor arkadaşlar. Ona çok dikkat etmemiz lazım. Bu arada hakikaten televizyonda FPS oyunları oynamak bu kadar devasa ekranda çok zor. Yani mouse kontrolü, televizyon gecikmesi vesaire derken iş çok zorlaşıyor. Öyle böyle değil. İstesem de bu arada kendim gibi oynayamam onu söyleyeyim özellikle. Aha adam gördüm. Adam koşuyor. Adam A'ya koşuyor. Kulaklığı var onun. Evet ama onun kulaklığı var. Bende de var. Ama dur yok galiba onda. Bir düşman kaldı. Adamı düştü. Evet. Şimdi hemen bir analiz koymamız gerekiyor. Öncelikle rakibin B'ye gelmeye çalıştığını gelemediğini farkındayız. A'ya gelmeye çalıştığını gelemediğini farkındayız. Rakip nereye az kullandı? Tüpü. O zaman biz belki buradan ilerlersek belki bir rakibi vurabiliriz. Neden olmasın? Çünkü gelebilirler. Gelmezlerse de radyan tabirlerini öğrendiğim bir şey varsa burayı tutan biri olmadığı sürece A'ya araştırdıklarında arkalarına gidip onları rahatça vurmak. Tüpte tehlike var. Tehlike tehlike. OP OP OP. Gözlerini kapatalım. Evet hemen yer değiştirdik. Pozisyon değiştirmek çok önemli. O adam şu an oraya cross koyuyor. Bana koymuyor biliyorsunuz. Yok burada çocuk. Radyant abilerinde öğrendiğim şeylerden bir tanesi de ananı avradını. Radyant abilerinde öğrendiğim bir şey daha varsa o da rakibin sizi gördüğü yerden başka bir noktaya geçin pozisyon değiştirin. Çünkü rakip oraya cross koyacak. Rakip oraya cross koyduğu zaman siz diğer tarafa fitlediğinizde onu vurabiliyorsunuz. Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Senin kafanı. Ya arkadaşlar bak bir daha ben bunu söyleyeceğim ama bir el Emir'e oturtacağım. Emir'e de ettireceğim. Nasıl hissettiğini. Aşırı zor oynamak. Öyle böyle zor değil ya. Bak acayip zor ya. İnandım ya tamam. Evet şimdi hemen analiz ediyoruz. Düşünüyoruz. Bakın bronz kardeşlerim. Olay eğim. Sadece eğiminizi geliştirin. Zamanla oyun bilginiz de zaten gelişecek. Oyun bilgisi bu seviyede çok mühim değil. Eğim daha önemli. Ben mesela oynamak çok zor burada. Adamım yani... Mouse. Ne diyor bu? Hop, Game Power ekipmanları arıyorsanız ve indirim de isterseniz ince hesap sponsorla Game Power ürünlerinde combat kodunu kullanarak %10 indirim alabiliyorsunuz. Açıklama kısmındaki linkten bütün ürünlere ulaşabilirsiniz. Ne yaptık? Arkadan açıldık sürekli. Rakibin gap'lerini bulduk. Bir de ses duydum. Arkadan gideceğim. Şerefsizlik yapacağım. Gördünüz mü? Yaptım. Şimdi ne yapacağız? Yoru ulti attı. Side'e giriyor. Radiant abilerin bu tarz durumlarda oyuncuları side'e gireceğini ama Reis ulti açtığında geri... Radiant abimin bir sözü vardır. Oynaması zor bir yerdeyseniz, gerçekten zor şartlarda oynuyorsanız, inanmayanlar varsa yanınıza bir adet bir yedek insan alın ve oynatın. Kızlar selam ben geldim. Kontrolü oğlum çok delay varmış gibi. İnanılmaz zor. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Oğlum ekran çok büyük çünkü normal evet. Değil mi? Arkadaşlar ben büyük olduğu için kontrol edemiyorsunuz. Evet. Bak mesela şu an Neon'un kafasına sıkmaya çalışıyorum. Adam burada tamam. Nereden geliyorlar? Oğlum adam görünce vuramayacağım için Neon da gösteriyor. Nereden geliyorlar?
Bilmiyorum ki. Bak sana hemen oyun bilgisi açılayım mı? Açın. Ya rakip takımda ne oyuncusu var? Midde. Midde. Sen sağ... Ben değil, ben değil. Ha. Onu açmadan oyna. Hareket edemiyorum. Nasıl hareket ettiremiyorum. Bu ne kanka? Bu smoke ne? Radyant abilerin sana bu smoke ne olduğunu söyledi mi daha önce? Bu smoke rakip sen ateş etme diye atıyor sanırım. Radyant abilerin bana onu söylemedi. Bravo. Ya arkadaşlar hakikaten bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz zor. Bir de mouse klavyeyi yani şu kadarcık bir alanda genişletmeye çalışıyoruz. Dur. Dur dur dur. Aa nereye gittin oğlum? Ben seni vurdum. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim buraya bir e-sporcu getirin. Platelo'da 30 vursun. Götümü açıyorum bak o derece. Peki kaç like'a buraya e-sporcu getirirsin? Bu video 150-200k izlenirse getiririm. Abi bir like sayısı iste ya. Okey o zaman 200 bin izlenme. Tamam. Artı 10 bin like. Tamam 200 bin artı 10 bin like'a e-sporcu. Vought'u getiriyorum. Anlaştık. Bak bir de partner e-sporcu. Anlaştık. Anlaştık. Arkadaşlar sizin için anlaştım. Bu sefer de rush atıyorum. Ne gelecek? Oğlum çok kalabalık. Oğlum bir eğim koydun adamlara. Geliyor. Aha. Naneyi yemedik mi? Ateş eder misin adamlara? Edeceğim dur. Eğim fight'a çıkıyorum. Evet çık bakayım. Al kardeşim çok zor. Kanka burada her oyuncunun seviyesi eşitleniyor. Burası... Yiğidin harman olduğu yer. Harman olduğu yer burası. Bak ben size diyorum. Bu video 150... Hadi 180 bini geçsin. 10 bin like gelsin. E-sporcuyu oynatmazsam 200 bin 10 bin like. E-sporcu. Arkadaşlar Şerif'i aldım. Biraz tutta ilerleyeceğim. Olduğu kadar. Umarım olur. Ama bunu açarsan bence duymazlar. Radyant abilerim bazen bunu açınca adamlar ateş edin dedi. Ben de Radyant abilerimi dinliyorum. Sanırım şurada bir yerde... Anana orası ne olur öl. Yalvarırım bana öl. Oh. Valla Radiant abilerim dediyse şöyle bir şey dedi. Takım arkadaşlarınız asayla ilerlerken o esnada kapıyı açarsanız bu kaostan bazen kapılaşıldığını fark etmiyorlar ve arkadan oyuncuları vurabiliyorsunuz dedi. Denedim oldu. Ya bu videoda gerçekten minimal taktik düşünceleri ama bronz oynayışı sizlerle. Yani biz ne yaptık? Wild tüpü kullandık. Rakip takım yüksek olasılıkla bizim tüpten geldiğimizi anladığı için tüpü holdlayacaklar, tutacaklar. Bu senaryoda bizim yapmamız gereken şeylerden bir tanesi atıyorum burayı holdlayan bir oyuncu varsa elbow'dan kuleye, kuleden vuruş. Galiba bana geliyor. Sanırım bir tane daha var. Kaç. O adam oraya bakıyorsa, arkasında bir adam daha varsa, oraya cross koyduysa elbow'a doğru yürüyor olabilir. Benim sesimi duymuş da olabilir. Ve bence o adam elbow'a doğru yürüyor. Biz ne yapacağız? Canımız az olduğu için o adamın arkasına gideceğiz. O adam benim şu an bir tarafına doğru bile gittiğimi düşünüyor olabilir. Muhtemelen şurada azıcık beklerse cross'umuza gelecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ya yapmamız gerekenler basit. Rakibin beyniyle oynamak. Bakın bronze in, radi kafa. Şimdi biz ne yaptık? Ortalığı çok karıştırdık. Artık karman çorman yaptık. Her yerden giriyoruz çıkıyoruz. Takım arkadaşlarımızla vermemiz kollardan bir tanesi. Guys, rush A. Okay. Rush A. Raise. Satchel double door. Okay. Go satchel. Insta. Insta. I will flash for you. I'm gonna cover you bro. You're not gonna die. Satchel double door. Push bro. Go 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 go. Ve takım arkadaşınızı baitleyin. Mesela raise'i ben double door'a gönderiyorum. Go go go. Satchel satchel. Bu double door'a mesela gidecek. Herkes buna ateş edecek. Ben de o sırada buradan onları vuracağım derken maalesef vuramıyoruz çünkü zıplayamıyoruz. Gözlerini kapatalım. Biraz zıplamak zorlaşmış arkadaşlar. Ona biraz. Allah'ım beni köle kör! Evet arkadaşlar, Radiant abilerim bana bu tarz durumlarda lurk attığında round'u kazandırabilirsin öğretti. Takım arkadaşlarınızı B'ye yollayın. Buradan açılacak olan Kamil'in kafasına vurun, round'u alın. Diyeceklerim bu kadar. Ay. Ama açılan bir Kamil yok. Şuradan atlayan bir Kamil var mı? Var. Yok bir şey. Tamam. Aynı şekilde devam. Onu nereden vurdum anlamayacak oyuncu. Merak etmeyin. Şu an buralarda takılıyor. O sanıyor ki onu B'den vurdum. Ve geliyor buraya doğru. Gel oğlum. Geri dönüyor. A'ya dönüyor. Evet. Sağ... Bu arada full shift'le gezmek dünyanın en iyi şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Bunu kesinlikle yapmalısınız. Full shift'le gezdiğiniz zaman ne oluyor? Ne görecekler? Ne görecekler? Adamlar sizi duymuyor. Maçı kazanmak için her şeyi yaptım ya şu an. Evet, Razer'imiz ulti açtı. Güzel, al kardeşim. Razer'imizi ulti açtırdık. Gayet iyi gidiyoruz. Kapıyı açtığımız için buradan bir oyuncu gelebilir karşımıza. Ona çok dikkat etmek lazım. Gözlerini kapatalım. İyiyiz, 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 iyiyiz. Güzeliz, özeliz. İyiyiz, özeliz, güzeliz, iyiyiz, özeliz, güzeliz. Eğimiz taş gibi, taş. Hemen şöyle yapalım, böyle bir koşalım. Radyant abilerim rakibin olduğu yere flash atmayı öğretti bana. Sage'in ultisi var bu arada. Sage ulti atmak isteyebilir aslında. Biraz yavaş oynayıp ona defin etmemiz lazım. Radyant abilerim bunu da öğretti. Spike savunan başlangıcında düştü. Bu adam buradan geri piklemedi öyle mi?
Abi arkadaşlar seyircimiz neyse radyal taraftarların bu middeki oyuncunun gidip de takım arkadaşını kaldıracağını olsa hesabı da bizim timingimizin olacağı için plant'ı doğru bir yere almamız gerektiğini öğretti. Plant'ı alabileceğimiz noktalardan bir tanesi tam olarak burasıdır. Eğer plant'ı buraya alırsak her tarafı spike açık olarak durmuş oluruz. Ve bu noktada eğer rakip takım burada revivelediyse rakip takım muhtemelen NLT spam'dan gelecektir. Ve burayı dolanmayacaktır böyle. Yani şurada revive atan biri emin olun şöyle midden dolanır gelir. Biz de bu esnada spike açar kurduğumuz için buradan rahatlıkla Nest'ten gelebiliriz. Ve önümüzden geçecek olan oyuncuları yavaş yavaş vurmaya hazırlanabiliriz. Emin olun bize bakmayacaklardır. Her ne kadar duvaraysa da mühim değil. Bir düşman kalacak. Faydalı bilgiler olarak not alın. Zamanla oturacak. Bombayı açar kronosundaki en büyük sebeplerden bir tanesi de ne biliyor musunuz? Hem main tarafından spike açık, hem mid tarafından spike açık. İki tarafta da olabileceğinizin adamlara şeyini veriyorsunuz böyle. Wow! Radiant abilerin flasherları oynarken buradan direkt böyle flash'e çıkarsanız yakınlarda biri varsa kör olabileceğini söylemişti. O ölüyordu gaz kalsın. Radiant abilerin beni öldürtüyordu valla. Radiant abilerin buradan kill aldığımız zaman bence buraya direkt koşlayıp buradan gelen oyuncuları da vurmamız gerektiğini söylüyordu. Radiant abilerin bu işi biliyormuş. Radiant abilerin pozisyonu değiştirip sonrasında buradan zınk. Size bir ufak trik göstereceğim. Her ne kadar bronzel aim olsak da şu taşın üstüne çıktığınız anda tam olarak şurayı direkt crosshair'e piklerseniz buradaki oyuncuya direkt vurma olasılığınız var. Genellikle şuradan pikliyorlar. Bu triği kullanın seve seve. İşinize yarayacaktır. Güvenin bana. Sadece dikkat etmeniz bazı önemli detaylar var. Cross'u koyduğunuz anda piklemek gibi. Sonradan değil. Cross adjustment'a birazcık dikkat ederek yapmanız lazım. Orkları Phoenix oynarken her zaman almamız gerekiyor. Jettimiz de şattı. Hemen biz de flash'e kendisine bir destek olalım şöyle. Garip bir smoke atılmış buraya. Çözemedim bu smoke'u ama biri bunun dışına çıkabilir. Yemin ederim biri bunun dışına çıkabilir. Çıkan yok. Şuraya duvara aşıyoruz ve sonrasında seyircimizin harika duvarıyla buraya bekliyoruz. Öncelikle seyircimizin ölmesini bekliyoruz derken maalesef ölmedi. Ama ben onun yarım bıraktığı işi tamamladım. Sonrasında burada slow olduğu için oyuncular genellikle şu köşede ya da şu tepede takılırlar. Bakın bu köşede bir adam var. Onu vuramıyoruz. Şimdi ultimiz geldiği için bu ultiyi tatlı bir şekilde C'ye kullanabiliriz. Ama öncesine bir flashback atıp sonrasında şu sova'yı o kapıyı umarım tutarlar. Aa vurdum lan valla. Oğlum helal lan bana. Evet güzel bir duvar geldi. Bu sefer sitten gelenler olabilir. Erken olur sitten gelenleri karşılamak için buraya pick attığımızda bir sıkıntı yok. Flash'ımız yok maalesef. O yüzden slow'dan yürümek yerine cross kamımız kafi. Aa adamlar stu'dan geliyor duydunuz. Sesi duyduğunuz için sadece radyant abilerimizi yaptığı gibi sesli arkalarına gitmek yeterli olacaktır. Göçmek yerler. Ekstra hıza gerek yok. Reyna'nın da arkada olduğunu öğrendik. Ama başkası buldu. Evet burada şöyle güzellik yapacağım. Takım arkadaşlarımız A'ya gidiyor. Gefe bana bakmazsa anlamayacak B'ye gittiğini. Ve biz rakip takıma sürekli böyle 5 kişi bir yere koştuğumuzun havasını verdik. Radiant abilerimiz bu havayı verdiğimiz zamanlarda 4 katmanın çok faydalı olabildiğini söyledi. Şu an tek yapmamız gereken şey düzgün bir timing yakalamak. B'de birinin olduğunu düşünmüyorum. Onlar rotayı atmışlardır diye düşünüyorum. Hatta C'den bile açılmış olabilirler. Evet şu anda gayet can B, be clear, go B. Onları B'ye yönlendiriyorum. Nerede oğlum bu adamlar? Ne yapıyorsun? Pinek pinek. Oraya mole atıp buraya bombank atarsak o adam vurabileceğimizi düşünüyorum. Bu arada bu duvarı sokabilirsiniz oraya girdiği kadar. Biraz da olsa etkisi olabiliyor. Gördüğünüz gibi. Duvar etki etmemiş. Ultimiz geldiği gibi ultiye basıyoruz arkadaşlar. Bunu zaten konuştuk. O tarafı çok umursamayacağız burada bu noktada. Umursayacağımız şey önümüze çıkan rakipler. Bu arada Tarek burada atış ediyorsa Radiant abilerin dediğine göre şurada bir oyuncu var demektir. Tam şu solda bir yerde. Molly ile muhtemelen şu an oyuncuyu yakıyoruzdur. Hatta biz şuraya bir bol daha açarsak şuradan şöyle Radiant abilerimizin söylediği gibi timing ile çıkabiliriz ve bizi burada... İlk klip için yanında Ali var, hoş geldin. Ali hazır mısın? Hoş bulduk abi, hazırım. Bu arkadaşımızın rankını tahmin etmeni isteyeceğim, başlattım. Hayatta ilk defa rank tabi. Allah. Allah. Abi benim bayağı düştü ya rank şeyi tahmini galiba. Şu an daha baştan. Ama pinklendi. Aa işaret atıyor ama Ali. Aynen pinklemesi biraz yükseltti. Yani
Abi. Ya pink pink demir diyorum abi yani. Demir mi? Oğlum pink attığı için ben bronz derim ya. Vallahi abi. Pink attı da abi yani şimdi demirde de pink atıyorlar ya. Ben öyle biliyorum sanki ama. Neyse tamam. Bronz diyeyim okay. O zaman ya. Okey tamam teşekkür ederim Ali. Tamam, cevabı videoda canım. Öğrenirsin. Yakar. Ve hemen moriyi atıyoruz vurduktan sonra ki adamlara gelmesini engellemek adına. Eğer tekrardan gelmeye çalışan Spike bizde olduğu için cross koymaya devam edebiliriz. Bir daha Spike de düştü. Hemen zaten tabirlerimizde dediği gibi tekrardan pozisyon değiştiriyoruz. Doğru da biri var çünkü. Burada sadece dikkat etmemiz lazım. Spike'ı almışlar. Oo. Geri dönüyor. Döndü. Geri döndü. Buraya çok kalabalık geliyorlar. Birini vurdum. Dikkat. Spike yerleştirildi. Gelmeyin lan. Bravo takım. Sorun yok, sorun yok. Genç yaşın evet biliyorum. Çok happy bir gençsin. Main'de olabilir bence. İkinci oy çünkü. Tabii main'de olacak. Nerede olacak başka? Let's go. Bravo. İkinci oy varsa eğer bir yerlerde yoksa 4 atıp arkanızdan geliyor olabilir. Arkanıza dikkat edin. Ya da main'de kalmış olabilir. Tarete aktif olsun diye sahile direkt girmemiş olabilir. Çok fazla bunun opsiyonu var. Güzel. Buradan sonra çok iyi bir flash daha. Bir tane daha flash'im var. Oyuncu böyle beklemeyebilirler bu flash'i yine. Hatta oraya bir molly de atalım çıkamamaları için. Çıkanlara da biraz hasar vermiş oluruz. Çıkamıyorlar şu anda. Vallahi arkadaşlar ben bastım ama bunu. Reyna'yı vurmak önemliydi. İyi oldu. Ölüyorum galiba. Arkamdan geliyor sanırım. Evet öldüm. Aa ölmedim lan. Nerede bunlar? Bir düşman kaldı. Gekko vur onu. Ha! Gekko are you NPC? Ha! Evet, o bıçak sahnesinden sonra da burada videoyu sonlandırmak yakışırdı. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ya benim için dünyanın en zorlu videolarından biriydi. Çünkü gerçekten ekran büyüdükçe oynamak FPS oyunlarında zorlaşıyor. Ama umarım sizler için keyifli olmuştur. Iko'nla birlikte bir şey denedik. Iko da şu an beni izliyor. Aga selamünaleyküm. Aga selamünaleyküm. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu arada aklınızda çalış fikirleri varsa yazabilirsiniz. Dediğim gibi video 200K'ya ulaşır, 10.000 like alırsa e-sporcu oturtacak. Göreceksiniz 30 kill bile alamayacak Plat Diamond Elo'da. Bak görün. Bunu da yazdım buraya. Hadi eyvallah.